Ülkelerin en saçma yasakları. Örneğin Singapur'da sokaklarda sakız çiğnemek yasak. 1992'de sakızın kullanımı yasaklandı. Sakız sadece sağlık nedenleriyle kullanılabiliyor. Tayland'da yere tükürmek yasak. Tükürük ile bulaşan hastalıklar Tayland'ın başına geçmişte çok iş açmış. Onlar da çözümü böyle bir yasakta bulmuşlar. Fransa'da bazı okullarda ketçap kullanımı yasak. Amaç ise sağlıklı yemek alışkanlığı sağlamak. Dubai'de halka açık alanlarda dans etmek yasak. Almanya'da ise kopya çekmek yasak. Kopya çekmek zaten nasıl yasal olur diyebilirsiniz. Ancak Almanya'da ağır cezaları var. Kopya çeken öğrenciler ciddi cezalara ve akademik cezalara maruz kalıyorlar. Kanada'da ufak boyutta oyuncak silahlar yasak. Kanada, gerçek silahlarla karıştırılma olasılığı nedeniyle ufak boyuttaki oyuncak silahları yasaklamış. İsviçre'de pazar günleri ve öğle saatlerinde gürültü yapmak yasak. Toplumun huzurunu korumak ve dinlenmeyi teşvik etmek amacıyla bu yasak getirilmiş. Malezya'da içki ve alkolle ilgili isimleri taşıyan mekanların açılması yasaklanmış. Örneğin bar, pub gibi isimleri kullanmak yasak. Yunanistan'da bazı bölgelerde yüksek topuklu ayakkabı giymek yasak. Antik dönemdeki anıtların korunması amacıyla bazı tarihi alanlara yüksek topuklu ayakkabılarla girilemiyor. Çin'de bazı büyük şehirlerde canlı eğlence yasakları bulunuyor. Özellikle belirli yabancı ülkelerin sanatçılarının verdikleri konserlerde bazı şarkıların sınırlanması mümkün. Avustralya'da sigara reklamları yasak. Ayrıca tütün ürünleri, üniversite kampüsleri ve spor alanları gibi halka açık alanlarda satılamıyor. İran'da köpeklerin ve diğer hayvanların halka açık alanlarda dışarıda yürütülmesi yasak. İngiltere topraklarına dışarıdan başka bir toprak sokamazsınız. İngiltere, dünyanın dört bir yanından toprak getirilmesini yasaklamıştır. Bu yasak, zararlı organizmaların ve hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla alınmış. Brezilya'da sosyal medya platformları Facebook ve WhatsApp üzerinden seçim dönemlerinde politik reklamlar yasaklanmış. Bu önlem, sahte haberlerin ve yanıltıcı içeriklerin yayılmasını önlemek amacıyla alınmış. Japonya'da oyuncak silahların satışı ve taşınması yasak. Yasağın oyuncak silahların gerçek silahlarla karıştırılması ve güvenlik sorunu yaşanması sonucu konulduğu söyleniyor. ABD'de bazı eyaletlerde metrik sistem dışındaki ölçü birimlerini kullanmak yasaklanmış. Bu yasak özellikle trafik işaretleri ve resmi dokümanlarda standart birimlerin kullanılmasını sağlamak amacıyla alınmış. Mısır'da İslam dışındaki dini ritüellerin halka açık alanlarda yapılması yasak. Kanada'da bazı bölgelerde aşırı soğuk hava koşullarında araba sürmek yasak. Suudi Arabistan kadınların uzun süre araba kullanmasını yasaklamıştı. Ancak 2018 yılında bu yasağın kaldırılmasıyla kadınlar artık araba kullanabiliyorlar. İzlanda'da bir köpeğiniz varsa ona kafanıza göre isim veremiyorsunuz. Köpek sahiplerinin bir listeden seçim yaparak belirli isimleri kullanmaları gerekiyor. İran'da WhatsApp üzerinden sesli ve görüntülü görüşmeler yasaklanmış. Bu yasak, halkın internet kullanımını denetlemek amacıyla alınmış bir önlem. Tayland'da eski krala hakaret etmek, hapis cezasına yol açabilen ciddi bir suç ve yasak. Tayland toplumunda kraliyet ailesine büyük saygı gösteriliyor ve krala hakaret edilmesi kabul edilmiyor. Güney Kore'de çocuklara yüksek sesle veya bağırarak cevap vermek yasaklanmış. Bu yasak, çocukların psikolojik ve duygusal sağlığını korumak amacıyla alınmış bir önlem. Fransa'da üniversitelerde burka gibi yüz kapatan giysilerin giyilmesi yasaktır. Buradaki amaç ise eşitlik sağlamak ve güvenlik kaygılarını yok etmek olarak belirtiliyor. Kanada'da bazı ilginç ve garip bebek isimleri çocuğun sosyal hayatını etkileyeceği ve zorluk yaratacağı düşüncesiyle yasaklanmıştır. Norveç'te televizyon reklamlarında belirli yaş grupları için oyuncak kullanmak yasaklanmıştır. Bu yasak çocukları ticari baskıdan koruma amacıyla alınmış bir önlem. Malezya'da bir dönem sarışın erkeklerin yurt dışına seyahat etmeleri yasaklanmış. Bu ilginç yasağın amacı kimlik avı gibi dolandırıcılık eylemlerini önlemekmiş. Tayland'da YouTube'a uygunsuz içerik veya iftira içeren şeyler yüklemek yasak. ABD'nin Kentucky eyaletinde kirli dişleriniz varsa sarı renkte kıyafet giyemiyorsunuz. Bu yasağın kişisel hijyen ve sosyal normlara uyumlu giyim kurallarını teşvik etmek amacıyla alındığı düşünülüyor. Fransa'da evcil hayvanlara bazı isimlerin konulması yasak. Örneğin bir kediniz varsa ona Napolyon ismini takamazsınız. İtalya'da bazı plajlarda top oynamak yasaklanmış. Bu yasak diğer plaj kullanıcılarına rahatsızlık vermemek ve güvenlik kaygılarını önlemek amacıyla alınmış bir önlem. Çin'de bazı binalarda 13. katta bir daire veya ofis bulunmamaktadır. Bu yasak Çin mitolojisinde 13 sayısının uğursuz olarak kabul edilmesi nedeniyle yapılmaktadır. Aynı uygulama Amerika'da da sık sık karşımıza çıkıyor. Danimarka'da hamsterların tek başına yaşamaları yasaklanmıştır. Bu yasağın amacı hamsterların sosyal hayvan olduğu ve başka bir hamsterla bir arada yaşamalarının teşvik edilmesidir.
Singapur'da yüksek sesle hapşırma ve burnunu çekme gibi davranışlar yasaklanmıştır. Bu yasak, diğer insanlara saygı göstermek ve hijyen kurallarına uymak amacıyla alınmış bir önlem. İtalya'da annenin adını veya soyadını taşıyan bir bebek ismi seçmek yasaklanmıştır. Bu yasak, ailelerin isimlerini daha çeşitli tutmalarını teşvik etmek amacıyla alınmış. Tayland'da halkın rahatsız edici fotoğraflarını çekmek ve ülkenin imajını bozmak yasaklanmıştır. Bu yasak, ülkeye zarar veren turizm ve medya içeriklerinin önüne geçmek amacıyla alınmış. İran'da kadınlar için açık saç veya kısa kesim yasaklanmıştır. Bu yasağın amacı İslam kültüründeki belirli giyim kurallarına uygun olmayan saç modellerini engellemek. Tayvan'da bazı bölgelerde sokakta yemek yemek yasaklanmıştır. Bu yasağın halkın çevreyi temiz tutmasını ve kamu alanlarını düzenli kullanmasını teşvik etmek amacıyla alındığı düşünülüyor. Hindistan'da 100 MB'dan fazla boyuta sahip mobil oyunları indirmek yasak. Bu yasağın amacı internet kullanımını düzenlemek ve bağımlılığı önlemek. Japonya'da trenlerde uyuklamak yasaklanmıştır. Bu yasak, trenlerin düzenli ve güvenli seyahatler için kullanılmasını teşvik etmek amacıyla alınmış. İsviçre'de 6 aydan küçük balık satmak yasaklanmıştır. Bu yasak, balık nüfusunu korumak ve çevre dengesini sağlamak amacıyla alınmış. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.